Herkese selam canlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir karakter tasarlama bölümüyle karşınızdayım. Önceki bölümü hatırlar arkadaşlar 2-3 hafta olmuş ve bayağı sevmişsiniz. Bayağı fazla güzel like gelmiş ve neredeyse videoyu sonuna kadar izlemişsiniz. Gerçekten abi kanalda yaptığım en zahmetli videolardan birisi bu oluyor. Çünkü karakter tasarlamak bayağı zor abi. Yani öncelikle bunun fikri olması lazım. Ondan sonra onları PNG'ye dönüştürmen lazım. Tasarlamak falan filan. Video montajı da bayağı uzun sürüyor. Ama gerçekten like attığınız için hemen hızlı bir şekilde yeni bölüm atmak istedim. Bu video arkadaşlar sizlerden en az bir 1200 bekliyorum. Normalde 1000 like istiyordum ama bu videoyu 1200 like bekliyorum. Umarım atarsanız ben de yeni bölümü yaparım. Ve kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün baştan aşağı kendi karakter konseptimizi yapacağız. Yıldız gücü, aksesuar, oynanış ve bugün bir tık daha geliştireceğim abi. Ve sizler de foto montaj yapmayı öğreneceksiniz. Bu arada yaptığım uygulamanın ismi Pixel Lab arkadaşlar. Herkes sormuş. Bu bölümde ismini vermek istedim direkt videonun başında. Neyse o zaman hemen hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bu şekilde bir fotoğraf buldum. Şimdi bugün konseptini yapacağımız karakter bu. Bu karakterin ismi arkadaşlar Jaws ve bu karakter gördüğünüz gibi köpek balığı. Şimdi abi öncelikle konsepti hazırlamadan önce sizlere bu karakterin nasıl bir şey olduğunu söyleyeyim. Kendisi bir yumrukçu bir karakter. Aynı Edgar gibi yani El Primo gibi bir şey. Menzili arkadaşlar birazcık daha böyle uzun. Fakat bu karakterin diğerlerinden ayıran özelliği suda yüzebilme özelliği abi. Bizlere bayağı 2 yıl önce falan suda yüzebilen bir karakter gelecek diye yalan haber vermişlerdi. Ben de cidden inanmıştım ama bugün gerçekten o yalan haberi kaldırıp suda yüzebilen bir karakter getiriyoruz. Bu karakter abi suda istediği gibi yüzebiliyor. İstediği gibi her yere gidebiliyor. Hatta yıldız gücü özelliklerini falan suda arkadaşlar ekstra can falan basabiliyor. Oralara birazdan gelebileceğiz. Ultimizde arkadaşlar bulunduğu bölüme bir su birikintisi koyabilir. Fakat bu su arkadaşlar yaklaşık 10 saniye sonra falan buharlaşıyor. Şimdi arkadaşlar ben bu karakterin resmini de buraya koyacağım. Gördüğünüz gibi kendisi bir kromatik karakter. Birazcık daha geliştirdik dediğim gibi abi. Karakterin arkasını şu şekilde bir şey çekebiliriz. Evet arka planın rengini buraya veriyorum ya da aynen arka planı şöyle bir koyu renk alıp bunu arkaya arkaya atalım. Aynen arka planı arkadaşlar bu şekilde yaptık. Bu arada arkadaşlar sizlere bir duyurum var. Sizler de bu şekilde karakter konseptleri yaparak bana Instagram Titan Oyuncu YT ya da epikler26gmail.com'dan bana karakter konseptlerinizi gönderebilirsiniz. Yakında bu şekilde bir video yapmayı düşünüyorum. 3-5 tane arkadaşımız gönderdi abi. Topluluğa atmıştım. Karakter konseptleriniz aynı bu şekilde benim yaptığım gibi yaparak bana gönderin. Onların hepsini videoda inceleyip puanlayıp oy vereceğiz. Evet, Jaws yarı köpek balığı, yarı insan mutant bir yaratıktır. Ayrıca suda yüzebilme özelliği de onu diğerlerine ayırır. Abi ben bunu şuraya almak istiyorum ya. Cidden bunu nereye alacağım bilemedim. Yani normal konseptlerde de bu şekildeydi abi galiba. Birazcık daha küçülterek. Neyse abi onu birazdan bakacağız. Yani şu anlık yapamadık. Hatta şunu küçücük bir şekilde bunu altına koyalım. Olmaz mı? Zaten normal oyunda bu şekilde oluyor. Onu altına koyduk zaten öyle denk oldu. O zaman abi oraya da karakterin oynanışı koyuyoruz. Altıda yıldız güçlerini falan koyarız. Aynen. Bence bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi karakterimiz abi bu şekilde. Şimdi ben yıldız gücü ve aksesuarlarını yapacağım. Evet ilk yıldız gücümüz abi. Bunu birazcık şöyle küçültelim. Nereye koyabiliriz? Şu tarafa doğru koyalım abi. Bu arada arkadaşlar yan kanalım yani Mini Titan kanalına çok güzel bir video hazırlıyorum. Türkiye'de ilk içerik. Muhtemelen ben çektikten sonra herkes onu çekecek fakat gerçekten çok güzel bir video. Zaten çalmayan kalmıyor abi. Genel olarak bir sürü kanal bizden içerik ya da fikir çalıyor. Neyse onlara diyecek lafım yok. Şimdi dediğim gibi Mini Titan kanalına arkadaşlar kanal arkasına gidip abone olabilirsiniz. Çok güzel bir içerik geliyor yakında bekleyin abi. Şimdi bu yıldız gücünün ikonu aslında Terra'ya ait biliyorum. Fakat o birazcık su damlasına benzediği için bu şekilde yapma kararı aldım. Evet arkadaşlar ilk yıldız gücümüzün şeyi açıklaması Jaws suda olduğu süre boyunca %40 korunur abi. Bu yıldız gücünün ismi ne olabilir sizce? Mesela su koruması olabilir ya da sudan yelek olabilir. Bunu yorumlar kısmına yazın. En beğendiğim abi kalp atacağım. Belki de sabitlerim. İkinci yıldız gücünü de yapalım. Onun da ismini hepsini toplu olarak yazın. Evet ikinci yıldız gücü arkadaşlar Jaws suda kendini iyileştirir. Her saniye iyileşme oranı artıyor. Yani 300'den 1000'e kadar artıyor. Bu nasıl olacak arkadaşlar hemen sizlere açıklayayım. Mesela Jaws abi suya girdi. Suda yüzebiliyor istediği kadar. Fakat abi suyun altına inemiyor. Onu söyleyeyim yani suyun üzerinde yüzüyor da neyse. Şimdi ilk suya girdiği zaman abi 300 sağlık iyileşiyor. Bir saniye durduktan sonra 350'ye çıkıyor. 400'e 500'e falan filan bu şekilde çıkıyor. Ama maksimum 1000'e kadar çıkıyor abi. 1000'den fazla iyileşmiyor. Eğer 1000'e çıkarsa da 1000 sürekli kendine sağlık basıyor. Yani her saniye 50-50 sağlığın oranı artıyor. Bunun adı arkadaşlar mesela sağlık kombosu olabilir. Her saniye artıyor ya sağlığı. Neyse onu yorumlar kısmına yazın dediğim gibi.
Evet arkadaşlar, şimdi aksesuarının PNG'sini yükledim. Yine bir tane aksesuar yapacağız abi. Bütün karakterlerin ikinci aksesuarı yok nasıl olsa. Buraya aksesuar cidden mükemmel, muazzam olacak. Yani bu karakterin asıl manası aksesuar olacak diyebilirim. Evet, aksesuar etkinleştirildiğinde takım arkadaşları da 5 saniye boyunca suda yüzebilir. Fakat cihazında suda olması gerekir. Bu nasıl bir şey olacak arkadaşlar? Siz bu aksesuarı sudayken etkinleştirebiliyorsunuz. Sudan çıktığınız zaman aksesuar bozuluyor. Yani sizin 5 saniye boyunca suda olmanız gerekiyor ve eğer siz suda olursanız 5 saniye boyunca tüm takım arkadaşlarınızla suda yüzme özelliğine sahip olabiliyor. Bu aksesuar size yetenek olabilir. Dediğim gibi bunları yorumlar kısmına yazın. Yaratıcı bir şeyler bulacağınızı düşünüyorum sizin. Şimdi gelelim menziline. Bunun menzilini arkadaşlar nasıl yapacağız? Dediğim gibi El Primo gibi bir menzil yapacağımı söylemiştim. Evet arkadaşlar, buradan Brawl Stars'ın toprağının rengini aldık. Buradan Jazz'ı temsil edecek olarak bu şekilde bir nokta alıyoruz. Bu şu anda Jazz arkadaşlar, ama ne yaptım lan ben? Dur. Evet, bu şu anda Jazz abi. Şimdi bunun menzilini çizeceğiz. Bunun menzili Rosa'ya benzesin. Yani çünkü yumruklu bir karakter gibi duruyor. Bu şekilde menzilini siyah kalemle çizelim. Abi şimdi bunu yaptık. Bunu geriye gönder, bunu geriye gönder, bundan sonra bunu geriye gönder. Aynen bu şekilde, şunu şöyle yapalım. Yani o kadar çok yapamadım ama bunu büyüttüğüm zaman herkes az çok bir şey oluyor. Yani anlamıyorsanız diye düşünüyorum, çok fazla yapamadık ama neyse. Gördüğünüz gibi abi karakterimiz bu şekilde. Tabii ki önceki bölümde yaptığımız gibi son olarak bir de şuraya imzamızı atalım. Şu şekilde Titan yazıp abi bunu şöyle en aşağıya gönderelim ki konsepti bizim yaptığımız belli olsun. Evet arkadaşlar, nihayet bitti. Şimdi baştan sona bir bakalım. Jaws yarı köpek balığı, yarı insan, mutat bir yaratıktır. Ayrıca suda yüzebilir özelliği de onu diğerlerinden ayırır. Yani suda yüzebilme özelliği. Savaş topundan filan su yok. Orada özelliğini kullanacaktır ama hesaplaşmada abi bayağı fazla su olan mapler var. Bingöl'de falan filan. Oralarda abi su özelliğini kullanarak cidden inanılmaz işler yapabilir ve belki de metanın içinden bile geçebilir bu karakter. Bazı güçlü olmuş olabilir. Belki suda yüzme süresiyle ayarlayabilirler. Birinci yıldız gücü arkadaşlar, Jaws suda olduğu süre boyunca %40 korunur. İkinci yıldız gücü, Jaws suda kendini iyileştirir. Her saniye iyileşim oranı artar. 300 ila 1000 arası artıyor işte. Ve aksesuar cidden biraz güçlü olabilir. Bunu kullanım hakkında 3 olabilir abi ya da 2 de olabilir, bilmiyorum. Ama Terra'nın aksesuarına benzedi birazcık. O yüzden 3 olsun. Aksesuar etkinleştirildiğinde takım arkadaşları da 5 saniye boyunca suda yüzebilir. Fakat Jaws'ın suda olması gerekir ve menzili de abi gördük ki bu şekilde yumruk atarak vurabilen bir karakter. Gerçekten bayağı güzel bir karakter konsepti yaptığımızı düşünüyorum. Bence abi 10 üzerinden 9'u hak etti. Bence önceki karakter konseptinden bayağı güzel olduğunu düşünüyorum. Her neyse, yanına çıkan videoları tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Buradan kanalımıza abone olabilirsiniz. Yani cidden kayıt 20 dakika sürmüş abi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.